Bu eğitim videosunda hep birlikte başa baş ve kar zarar analizi yapıyoruz. Keyifli izlemeler dileriz. Herkese merhabalar. Excel 751 eğitim videolarının bir yenisine daha hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda hep birlikte kar zarar ve başa baş analizi gerçekleştiriyor olacağız. Bu örneğimizde ürünümüzün birim maliyeti, birim satış fiyatı ve satış adedi bulunmaktadır. Ürünümüzün birim satış fiyatı olarak belirlediğimiz fiyat 75 lira iken maliyeti 50 liraya gelmektedir. Ve sattığımız miktar olarak da 50 adet satış miktarı belirlemişiz. Bunun sonucunda bir kar elde ediyoruz. Bu karı bu hücrede bu şekilde hesaplamış olduk. Satış fiyatından maliyeti çıkararak, sattığımız adet ile çarparak üründen elde edilen karı bulmuş olduk. Bu hücrede ise sabit giderlerimizi girebileceğimiz bir alan oluşturduk. Ve buraya bir formülasyon yazmadan manuel bir şekilde giriş yaptık. Sabit giderlerimizi 5000 olarak girişini sağladık. Toplam kar zarar hücresinde ise üründen elde edilen kardan sabit giderlerimi çıkararak bir formülasyon oluşturduk. Ve bunun sonucu olarak bu örneğimizde 5000 lira sabit giderim var ve 1250 lira satışlarımdan elde ettiğim karımız var. 1250 liradan 5000 lira çıkardığımız zaman 3750 lira zararda olduğumuzu görüyoruz. Burada öğrenmek istediğimiz şey şu. Ne kadar satış gerçekleştirirsek toplam kar zararımız 0 olacaktır. Yani başa baş noktasına gelmek için kaç adet ürün satmamız gereklidir. Bunu hesaplayabilmek için veri sekmesinde bulunan durum çözümlemesi özelliğini açıyoruz. Ve hedef ara seçeneğini seçiyoruz. Bize 3 tane kutucuk karşılıyor. Ayarlanacak hücre kutucuğuna toplam kar zararımızı giriyoruz. Sonuç hücre kutucuğuna ise ayarlanacak hücrede belirttiğimiz hücrenin hangi değere eşit olmasını istediğimizi girmemiz gerekiyor. Yani toplam kar zararın 0'a eşit olmasını istediğimiz için buraya 0 değerini giriyoruz. Değişecek hücre kutucuğuna ise ayarlanacak hücre kutucuğunda belirttiğimiz ve toplam kar zararı etkileyen bir hücreyi girebiliriz. Buradaki örneğimizde başa baş noktasına gelmek için kaç adet ürün satmamız gerektiğini merak ettiğimiz için bu alana da satış adedimizi giriyoruz. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra tamam tuşuna basıyoruz. Tamam tuşuna bastığımız zaman saniyeler içerisinde Excel bize toplam kar zararın 0 olabilmesi için 200 adet ürün satmamız gerektiğini belirtti. Ve bize bir bilgilendirme penceresi çıkarmış oldu. Bu bilgilendirme penceresini kapatmak için tamam tuşuna basabiliriz. Şimdi de yalnızca satış adedini değiştirerek başa baş noktasına gitmek yerine satış adedi ve sabit giderlerin değişikliğini göz önünde bulundurarak bu değişiklikten toplam kar zararın nasıl etkileneceğini görebileceğimiz bir tablo ortaya çıkarmak isteyelim. Yani sabit giderlerim 4000, 5000, 6000, 7000 veya 8000 lira olduğunda buna mukabil satış adetlerim 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 gibi değerler aldığı zaman toplam kar zararım nasıl değişiklik gösterecektir? Bunu görebilmek için bu şekilde bir tablo yapmamız gerekmektedir. Bu tabloyu yaptıktan sonra yeşil hücreye toplam kar zarar hesabımızı getirmemiz gerekir. toplam kâr zararı getirebilmek için eşittir dedikten sonra toplam kâr zarar hücremizi seçiyoruz. Ve Enter tuşuna basıyoruz. Buradaki veriyi çekmiş olduk. Daha sonra bütün tablomuzu seçiyoruz. Ve veri sekmesindeki durum çözümlemesini açıyoruz. Buradan veri tablosu seçeneğini seçiyoruz. Çıkan pencerede bizi 2 adet kutucuk karşılıyor. Satır giriş hücresine bu tabloda üst tarafta bulunan satırdaki değerleri temsil eden hücreyi girmemiz gerekmektedir. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 gibi değerler sabit giderler olduğu için ve aynı zamanda toplam kar zarar formülünü, toplam kar zarar hesaplamasını yaparken beslendiğim hücre sabit giderler hücresi olduğu için satır giriş hücresi kutucuğuna sabit giderleri seçiyoruz. Sütun giriş hücresi kutucuğuna ise bu tablonun sütununda satış adetleri olduğu için ve yine toplam kar zarar hesaplaması yaparken bu hesaplamayı etkileyen hücre olduğu için satış adedimizi seçiyoruz. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra tamam tuşuna basabiliriz. Tamam tuşuna basıyorum. Ve bütün hücrelerimin otomatik olarak doldurulduğunu görebiliriz. Bu tabloyu şu şekilde okumamız gerekiyor. Satış adedinin 300 olduğu ve sabit giderlerin 5000 lira olduğu durumda toplam kar zararımın 2500 lira olduğunu bu tabloda görebiliriz. Veya satış adedinin 200 olduğu, sabit giderlerin ise 7000 lira olduğu durumda toplam kar zararımın eksi 2000 lira olduğunu görebiliriz. Bu tabloda yine başa baş noktasını görebiliyoruz. İsterseniz başa baş noktasını farklı bir biçimlendirmeye sokarak da ön plana çıkarabiliriz. Negatif sayıları da kırmızıya boyamak isteyebilirsiniz. Bunun için bütün tabloyu seçtikten sonra faremle sağ tuşa tıklıyorum ve hücre biçimlendir seçeneğini seçiyorum. Bu pencerede negatif sayılar seçenekleri arasında yer alan kırmızı seçeneği seçiyorum ve tamam tuşuna basıyorum. Tablomuzu biçimlendirmiş de olduk. Siz de başa baş ve kar zarar analizlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Bu çalışma kitabını açıklamadaki linklerden indirebilirsiniz. Açıklamadaki diğer sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak da yeni çektiğimiz videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bizi dinleyip vakit ayırdığınız için ve destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.